Selam, kanalıma hoş geldiniz. Şimdiye kadar kullandığım bütün makyaj malzemeleri arasından en sevdiklerimi yorumlayacağım ve göstereceğim ve bittiğinde kesinlikle alacağım makyaj malzemeleri olacak bunlar. Biz bittiğinde kesinlikle alacağım makyaj malzemelerini yorumluyoruz kısacası. Nasıl TikTok'a çekecektim ama sonra bir fark ettim ki daha buraya sığmayanlar bile var. O yüzden dedim ki bunu en iyisi YouTube'a çekeyim. Çünkü çok fazla beğendiğim makyaj malzemeleri var. Çoğu da zaten stoklu bunların. Şöyle iki tane çok çok sevdiğim ve bittiğinde kesin alırım dediğim iki bronzerım var. Biri toz, biri krem bronzer zaten. Bu birisi bronzit karamel rengi. Bu hem yumuşacık hem rengi böyle çok koyu ya da çok açık değil. Güzel bir rengi var ve çok güzel dağılıyor. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Kesinlikle bittiğine tekrar alırım. Ondan sonra bir de Rival Love'nin toz bronzer, bu 01 numarası. Bunu aslında ben koyu rengini almak istiyorken koyu rengi yok diye bunu alayım dedim. Ve çok beğendim yani. Koyu rengine bence gerek bile yok. Ya bunu alırım ya da bir koyu rengini denerim. Ama büyük ihtimal bunu tekrar alırım. Kokusu çikolata gibi. Böyle mat bir toz bronzer ve rengini çok böyle aşırı pigmentli olunca hani çamur gibi duruyor ya, öyle değil. Gayet orantılı. Ne denir ona? Gayet kararında bir şeyi var. Pigmenti var. Kesinlikle bittiğinde tekrar alırım dediğim pudram bu. Zaten iki tane pudram var. Bu ya bu. Bu zaten bunu 3-4 kere falan tekrar tekrar aldım yani, bitti. Aldım. Kırıldı mesela, ay hala kullanıyorum. Pembe olan tabii ki biliyorsunuzdur zaten. Ve çok güzel gül kokuyor. Benim yani gül kokusu da böyle inanılmaz aşırı değil. Bundan önceki aldıklarımda daha fazla gül kokusu vardı. Sanırım biraz azaltmışlar. Herhalde rahatsız olanlar mı vardı bilmiyorum. Öyle. Bu makyaj malzemesi değil ama böyle üçgen süngerler, iki tane daha yedeğim var. Eğer kullanırsam çok eskiliğinde mutlaka üçgen sünger alırım tekrar. Markası önemli değil. Herhangi bir marka olabilir. Ondan sonra random gidiyorum biraz. Çünkü bilmem, öyle denk elime ne gelirse. Şimdi kirpiye geçelim madem kaşı yaptık. İki tane en sevdiğim rimeller. Bunun artık yazısı yok. Buna ben pastelin stikerlerini yapıştırdım ama bu Lyked'ın waterproof siyah renkli olan rimel. Zaten paketlemesinden tanırsınız bunu alacağınız zaman. Fırçası şöyle, bunu şeye benzetiyorlar. Maybelline'in fırçasına benzetiyorlar. Çok güzel bir şey. Bunu diyelim ki diğer rimellerden kullandım, birbirine yapıştırdı. Kesinlikle bunu ayırmak için kullanıyorum. Şu kısmı ayırmak için çok iyi. Ve çok güzel tek tek ayırıp kıvırıyor. Buna gelecek olursak, bu daha böyle yoğun, daha böyle kirpiklerimi çoğaltıyormuş gibi bir görüntü veriyor. Bunun da böyle. Bu da yine waterproof. Normalde bir tane vardı ya, Essence'in rimeli pembe. İşte bu onun waterproof versiyonu. Ben de sırf waterproof diye aldım. Çünkü waterproof olmayınca gözlerim alerjik olduğu için akıyor rimel, dayanmıyor. O yüzden bu gayet güzel rimel. Bu ikisini zaten yedekliler. Bittikçe de kesinlikle alırım. Şu kapatıcı fırçası. Çok fazla hani fırçam var ama çok fazla sevdiğim, böyle tekrar tekrar eskidiğinde tekrar alırım dediğim fırçam yok açıkçası. Bir tek şunu çok beğendim kapatıcı fırçası olarak. Bunu daha yeni yıkadım. Güzel böyle, çok küçük de değil. Rahat oluyor böyle göz altlarıma. Numarasını bilmiyorum. Eclipse'in zaten bariz bir şekli var. Bunu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Sonra bunun, bu neydi? Eclipse miydi bu da? Aynen, bu da Eclipse'in karıştırma fırçası diye geçiyor. Bu da çok güzel. Bunu her şey, fondöten karıştırırsanız allık, işte bronzer vesaire, bütün ten ürünlerini bununla yapabilirsiniz. Hatta ben bunu allık ve bronzer uyguluyorum. Bir tane daha alıp fondöten ya da böyle BB kremimi onunla, bunu uygulamak istiyorum. Çünkü çok güzel dağıtıyor. Bir tane şu Essence'in, ne diyor bu? Magic Filter diyor. Bunu şeye benzetiyorlar. Ben bilmiyorum çünkü kullanmadım. Charlotte Tilbury'nin bir şeyi var. Adını hatırlamıyorum. Ona benzetiyorlar. Çok güzel, parlak. Kapatıcılığı az ama. Parlaklığı falan çok güzel. Ve ben bunu çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor parlak böyle ten ürünleri. Ve kapatıcılığı çok yoğun değil ya, o yüzden beğeniyorum. Bunu da tekrar bitince alırım. Bu da kaç numarasıydı? 30 numarası medium. Tenimde koyu gibi duruyor ama sürünce tam bütünleşiyor ten rengimle. Güzel bir şey bu. Şimdi bu kapatıcı değil, bu color corrector Sephora'nın. Bitince tekrar Sephora'nınkini mi alırım bilmiyorum ama kesinlikle pembe bir color corrector alırım çünkü
kapatıcının altına uygulayınca çok daha güzel oluyor. Yani eğer göz altlarınız morsa pembe bir color corrector çok işe yarayacaktır. Kapatıcılar. Ve tam verdim bu kapatıcısı. Benimkisi light medium rengi. Bu biraz açık duruyor. Ama sürünce güzel oluyor. Şu an açık durmuyor gerçi. Bronzlaştığımda bu biraz açık gibi geliyor. Ondan sonra notum bu. BB concealer'ı bendeki 3 numarası. 03 numarası en koyu olan. Ve kapatıcılığı çok güzel. Ama biraz fazla uygulayınca daha çok çizgilere doluyor. Çünkü yoğun, çok yoğun yapısı olduğundan dolayı. Ve nemli bir bitiş var. Hani böyle çok kuru bir bitiş değil. O yüzden kuru ciltler de bunu sever diye düşünüyorum. Bunu da aynı şekilde çok nemli değil, çok da kuru değil. Orta bir bitiş var. Bunun kapatıcılığı buna göre bir tık daha düşük ama bu da gayet güzel. Highlighter olarak şu. Bu highlighter değil ki. Highlighter'dan devam edeceğiz. Şöyle pastelin highlighter'ı var. Bu 13 numarası. Pembe olan yani. Bunun ben diğer renklerini almak istiyordum ama sonra fark ettim ki bende koyu açık durabilir. Çok açık durmasını sevmiyorum ben highlighter'ı. Ve bu sürünce böyle pes pembe de durmuyor zaten. Ten rengiyle bütünleşiyor. Ve ıslak bir görüntüsü var. Çok hoş. Diğer en sevdiğim highlighter ve ten vardı. Kapağı kırık ama çok güzel bir pigmenti var. Bu çok güzel. Bunu zaten biliyorsunuzdur, artık viral bir şey sayılır. İlk olarak şöyle bir toz aldığım var. Bunu yeni aldım ama çok beğendim. Tek sorunu tozutuyor olması, zaten belli buralar hep toz birikmiş. Ama ikisini karıştırınca ya da sadece şundan sürünce falan normal allığın üzerine güzel bir ışıltı katıyor. Normalde biraz soğuk bir renk. Ben bunu büyük ihtimalle yazın kullanmak istemem ama kış için çok güzel bir rengi var bence. Sonra bir tane şöyle Essence'in bu tüplü allıklarından var. Bu Dusty Rose rengi. Ben aslında bunun soğuk rengini alacaktım. Ama biri dedi ki sana sıcak renklerde çok yakışır falan. Ben de o yüzden denemek için aldım. Bu biraz turuncu alt tonlu bir şey ama sürünce güzel duruyor. Yani çok turuncu turuncu durmuyor. Ve pigmenti çok yoğun değil. Güzel. Ortalama. Kalıcılığı bir tık düşük ama üstünden ya toz allıkla geçersiniz ya da sabitleyici spreyle falan yine güzel oluyor yani. Ondan sonra bir de bu. Bu Beaulieu'sin bu tüplü allıkları. Rozette rengi ve uzun zamandır üretilmiyordu. Ya da en azından benim yaşadığım yere gelmiyordu. Geldi. Hemen bir tane aldım. İndirime girer girmez. Bunun renk tonu çok güzel. Kalıcılığı çok iyi değil ama pigmenti ve dağılımı falan çok güzel. Çok aşırı pigmentli değil. Çok aşırı pigmentleri ben sevmiyorum açıkçası. Ortalama pigment. Şu. Bu A101'lere geliyor. Ben bunu aldıktan sonra ikinci defa geldi. Ben yedeklemedim çünkü o kadar yoğun pigmentli ki, yani dolu içi. Ve kaç aydır kullanıyorum, bitmedi yani. Bitmiyor. Ve bunun turuncusunu da arkadaşıma aldım. Pigmenti çok güzel. Kalıcılığı da güzel. Rengi de çok tatlı. Bu da çok güzel. Bunu da kesinlikle bitince, yani azalınca falan bunu yedeklerim bir yerlerden bulup. İnşallah tekrar A101'e gelir. Şöyle bir tane göz kalemi var. Bu Maybelline'in Casual Eyeliner diye geçiyor sanırım. Evet, siyah bir göz kalemi, şöyle asansörlü. Bunun kalıcılığı şeye güzel, akması çok fazla değil yani. Çok az akıyor. Ama hiç akmasını istiyorsanız bu olmaz yani. İlla ki az da olsa akıyor, özellikle gözleriniz alerjikse. Ama ben hafif akmasından çok rahatsız olmuyorum açıkçası. Hoşuma da gidiyor birazcık akması. Güzel geliyor, bilmiyorum. O yüzden bunu kesinlikle bitince tekrar alırım. Bunu zaten A101'den almıştım. Neyi bilindim bu arada, söyledim bilmiyorum ama. Dudak kalemleri. 3 tane kesinlikle bitince tekrar alacağım. 3 renk. Şimdi birisi zaten bundan kaç tane bitirdim, kaç tane yedeğim var bilmiyorum bile. Beaulieu 103 asansörlü koyu bir kahve rengi. Böyle... Çok soğuk bir kahve değil ama koyu bir kahve. Bunu kesinlikle bitince tekrar alırım. Zaten sürekli alıyorum. Ondan sonra bunu yedeklemiştim ve bir süre sonra kullanmayı bıraktım. Sonra tekrar bir deneyeyim dedim. Bu çok güzelmiş, niye kullanmıyorum? O yüzden artık bunu da kesinlikle çok seviyorum. Allah'tan yedeği var. Bu 504 numarası. Böyle çok koyu olmayan ortalama bir kahve tonu. Bunu da çok seviyorum. Ve yumuşacık bir şey. Kolay sürülüyor yani. Sonra Beaulieu'sin şu...
bordo ruj sürmek istediğimde kullandığım 395 cherry rengi. Bu asansör değil, normal. Sürünce biraz canlı kırmızı görünüyor. Şurası gibi bordo durmuyor ama üstüne bordo ruj ya da gloss gibi bir şeylerle mesela gayet güzel duruyor bence. Aşırı koyu bir bordo arıyorsanız bu değil ama. Bu olmaz. Bence, ama ben kesinlikle alırım, ben beğendim çünkü. Likit mat ruj olarak şu. Ben bunun büyüğünü de aldım zaten. O da yedekli. Bunun numarası 37. Sıcak bir kırmızı. Ben sürünce bordo gibi duruyor. Koyu duruyor yani. Ama çok beğeniyorum. Rengi bence. Ben kendi tenime çok yakıştırıyorum rengini. Çok güzel bir duruşu var. Sıcak bir koyu bir kırmızı gibi. Çok tatlı. Stick ruj göstermek istiyorum. Rival Loves Me'nin bir tane ruju. 08 numara. Şöyle bir renk. Ve parlak bir ruj. Çok güzel yani. Bunu sürdüğümde mesela dudak kalemini sürüp bunu sürdüğümde üstüne gloss bile sürmüyorum. Çok güzel duruyor çünkü. Devam. Şimdi şöyle bir balm. Lip balm aslında bu ama renkli ve kahverengi dudak kaleminin üzerine bunu sürünce çok güzel duruyor ve kokusu çok yoğun yoğun değil. Hafif bir çilek kokusu var. Güzel. Bunu çok seviyorum. Bitince alırım. Bunu öylesine denemek için aldım ve çok beğendim yani, ilginç. Ben normalde renkli lip balmları çok sevmem. Bu. Bunu tekrar satışa koysalar direkt alacağım. Yok, koymuyorlar. Bir tane denemek için aldım. Random bir renk aldım. Rengi önemli değil, zaten şeffaf da. Yeşil ama sürünce şeffaf. Ve gerçekten şunu sürünce gloss bile sürmek istemiyorum. Çok güzel. Krem gibi. Parlaklığı ne çok böyle aşırı ne çok böyle az. Tam ayarında çok güzel bir şey bence. Essence Lip Gloss. Bunun anahtarlığını ben yaptım. Çünkü bu gloss'u o kadar seviyorum ki anahtarlık yapmak istedim. Bunun iki çeşidi daha var bende. Ama en sevdiğim çeşidi bu. Bu narlı kokuyor. Tadı da çok güzel. Kokusu da çok güzel. Çok kalıcı değil. Ama çok güzel. Bazen onu günlük lip balm gibi bile sürüyorum. Yumuşak bir yapısı var çünkü çok güzel bir şey. Bunu böyle anahtarlık şey yaptım ya da böyle anahtarlık gibi çantamı falan asarım ya da anahtarlığımı falan eklerim diye düşünüyorum. Ya da böyle gezdiririm. Şimdi bir tane daha Essence Gloss. Bunun yağısı silindi ve ben bunu rujların üstüne sürdüğüm için rengi de tuhaflaştı ama bunun 02 Summer Punch rengi bu. Bunun kokusu ve yapısı o kadar güzel ki. Sanki lip oil gibi ama lip oil gibi böyle yağ yağ da değil. Hani ben normal lip oil çok sevmem. Çok güzel bir yapısı var. Yumuşacık, parlaklığı çok güzel ama sadece kalıcılığı biraz az ama çok güzel. Böyle saat başı tazeliyorum. İşte onunla değil, kalıcılığının az olması. Ben çok seviyorum. Bir adet Lovely'nin şöyle Hashikyo glosslarının bir serisi bu. West Coast Vibe diye bir şey. Bunlar indirime girmişti. Ben de dedim ki denemek için alayım. Bir de böyle büyük lip gloss şişeleri. Ne denir ona? Paketleri. Hoşuma gidiyor çünkü böyle iri iri. Kokusu çok güzel. Çikolatamsı bir kokusu var. Parlaklığı, hafif bir parlaklığı var ya, böyle şeftali rengi gibi bir şey. Bunun pembesi de varmış sanırım ama ben bakarken bunu beğendim, aldım. Pembesini görmedim. Belki pembesini alırım, görsem. Bu arada bu ürün cruelty free'ymiş. Yapısı çok güzel, yumuşacık. Kalıcılığı da çok kötü değil. Sürdüğünüzde zaten şeffaf oluyor. Böyle aşırı yaldır yaldır parlamasını istiyorsanız daha doğal bir parlaklık. Bu daha güzel durur. Ve çok güzel. Fiyatı da uygun. Rival Lazmi. Bir tane gloss alayım dedim. Pembesine bakıyordum bunun pembesini. Kadın dedi ki bunun bu rengi viral oldu dedi. İsterseniz buna bakın. Böyle içinde mavi yansımaları da var. Morlu yansımaları da var. Kokusunu çok beğenmiyorum ama parlaklığı çok güzel. Sürünce de belli oluyor yani bu parlaklık. Şimdi bir de bu. Golden Rose'un 105 numarası, zaten viral olmuş bir gloss. Parlaklığı tam böyle yaldır yaldır parlamak istiyorsanız bu yani. Bu bitince kesinlikle alırım. İndirimde görürsem, böyle büyük bir indirim falan olursa kesinlikle yedeklerim ben. Ve benim best gloss'um. Bunu bir kere, bir tane bende vardı. Kaybettim, çok üzüldüm. İndirim bekledim.
Aldım. Dayanamıyorum. 03 numarası Moon rengi bendeki. Çok güzel. Kokusu çok güzel. Çok güzel kokuyor ve çok güzel bir yapısı var. Bunu böyle kıyamıyorum bile. Özel günlerde falan sürmek istiyorum. Çünkü çok pahalanmış. İndirimli hali bile çok ucuz değildi ki. Şu anki indirim dedikleri bile indirim değil. Kabul edemiyorum. Çok pahalanmış. Ama bitince kesinlikle indirim kovalarım ve alırım. İndirimde bulamazsam paraya kıyıp alırım. Tamam, burası bu kadardı ama son bir şey göstereceğim. Sabitleme spreyi. Bu çok güzel sabitleyen bir şey. Kokusu çok güzel. Bütün gün makyaj yüzünüze duruyor. Ama sadece ben bunun matını aldım çünkü cildim yağlı diye. Ve güzel mat bir bitişi var gerçekten. Ama bir dahakine parlak bitişli olanı denemek istiyorum. Çünkü artık bir tık parlak makyajlar daha çok hoşuma gitmeye başladı. O yüzden bir daha alırsam bunun pembe kapaklı olanını alacağım. Fiyatına göre çok güzel sabitleyen bir ürün. Gerçekten bütün gün suratımda kalıyor bu makyaj. Bundan kullanacağım. Ve fiyatı da 140 falandı en son. Şeyi de aynı şey değil. Küçük değil. 123 milim mesela. Küçük de değil. Büyük yani bayağı. Bu da bu kadar. Bu arada bu en sevdiğim makyaj malzemeleriyle bir makyaj yaptığım bir video çekmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bir de en sevdiğim, bitince tekrar alırım dediğim bakım ürünlerimle de bir video çekeceğim. Hani gösterdiğim, yorumladığım bir video çekeceğim. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma göz atıp abone olabilirsiniz. Mukbang videoları, bakım videoları, vlog ve makyaj videoları vesaire görmek için kanalıma bakabilirsiniz. Lütfen fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bye.